basit seri toplamış olduğumuz verilerdeki gözlem değerlerinin küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe doğru ya da mantıki bir sıra ile alt alta veya yan yana sıralanmasıyla oluşturulan serilerdir. Bunlara basit seri adı verilmektedir. Örneğin ekranda 25 farklı bireye ait yaşam doyumu puanlarını görüyoruz. Bu bireylere yaşam doyumu ölçeği uyguladık ve her birey birer puan elde etti. Burada bunları görüyoruz. 11 20 12 15 15 6 şeklinde puanları görüyoruz. Bunların bir sıralama haline getirilmesiyle basit seri oluşturulmaktadır. Burada küçükten büyüğe bir sıralama yaptık. 6 11 11 12 12 14'ten başlayarak 22 25 25 şeklinde küçükten büyüğe bir sıralama yaptık ve bu sıralamayı alt alta şekilde gösterdik. Bu şekilde oluşturulan serilere basit seri adı verilmektedir. Ve hem nicel hem de nitel veriler basit seri olarak gösterilebilmektedir. Burada biz nicel değişken özelliği gösteren verilerin basit seri olarak gösterimini yapmış olduk. Nicel veriler için basit seri oluşturulurken genellikle kullanılan kriter verilerin küçükten büyüye veya büyükten küçüğe doğru sıralanmasıdır. Çünkü sayısal değişkenler söz konusudur ve bunların en güzel şekilde sıralanma yolu küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe doğru sıralanmasıdır. Biz de bu nedenle burada küçükten büyüğe doğru bir sıralama yaptık ve verilerimizi basit seri olarak göstermiş olduk. Peki nitel verileri basit seri olarak gösterebilir miyiz? Evet gösterebiliriz. Bu defa eğitim düzeyi, ünvan düzeyi, hizmet yılı gibi bir takım özellikleri, bir takım kriterleri kullanarak bunlara göre sıralama yapmak mümkündür. Örneğin ekranda eğitim düzeyi ile ilgili nitel veriler görüyoruz orta öğretim mezunu, okur yazar değil, ilk öğretim mezunu, orta öğretim mezunu, yüksek öğretim mezunu, lisansüstü mezunu gibi bir takım kategoriler görüyoruz. Bunları da basit seri haline getirmek mümkündür. Bu defa mantıki bir sıralama yapılması gerekmektedir. Küçükten büyüye veya büyükten küçüğe doğru sıralama değil, mantıki bir sıralama yapılması gerekmektedir. Burada da biz okur yazar değil, sadece okur yazar, ilk öğretim mezunu, orta öğretim mezunu, Yüksek öğretim mezunu veya lisans üstü mezunu gibi bir mantıki sırayla bunları gösterebiliriz. Dolayısıyla bu şekilde bir basit seri oluşturabiliriz. Her türlü sorunuzu yorumlar kısmından bize iletebilirsiniz. Bundan özellikle memnun olduğumuzu belirtmek isterim. Kanalımıza abone olur, videoyu beğenirseniz çok mutlu oluruz. Bir sonraki dersimizde videomuzda görüşmek üzere.